Biraz kız gözü patladı. Tamam mısın? Sabah Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Çok özel bir proje. İlk önce projeyle ilgili bir şeyler soracağım. Böyle özel bir projenin içinde Meryem Üzerli ve Şevval Sam gibi güzel iki kadınla birlikte oynamayı bize anlatır mısınız? İkisi de yetenekli insanlar. Verilen rollerini de gayet güzel oynuyorlar. Sadece Şevval ve Meryem değil, dizide oynayan bütün genç oyuncu arkadaşlarım hepsi çok yetenekli çocuklar. Bahadır hocamla, Bahadır Karataş da güzel kast yapmış. Çok çalıştık. Yani bayağı uzun bir süre çalıştık. İşte oradaki toplantıda da söylediğim gibi aşçılık eğitimi aldık. Nasıl doğranır, nasıl pişirilir, birbirleriyle olan ilişkileri nedir? Yani özellikle kalabalık mutfaklarda çok kalabalık bir gruba yemek çıkarmayı da gittim gördüm. Yani hakikaten zor bir iş. Yemek yapmak öyle göründüğü kadar basit bir iş değilmiş, bir sanatmış gibi düşünüyorum. Bu projeden sonra size Master Chef Zafer diyebilir miyiz? Yok, o kadar iddialı değilim yani. Henüz daha çırak sayılırım. Abi şimdi sokak hayvanlarının uyutulması yeniden gündeme geldi. Meclis gündeminde. Bu konuda neler düşünüyorsun? Yani ne yapılmalı? Uyutulmalı mı sokak hayvanları? Şimdi şöyle bir gerçek var. Hayvan sevgimiz tartışılmaz. Hepimiz hayvanları seviyoruz ama gelişmiş ülkelerde, batı toplumlarında hiç sokakta sahipsiz hayvan yok. Yani hepsi sahipli hayvanlar. Onun dışında hayvanları uyutarak yok etmek yerine öncelikle bence bu işte en büyük sorumluluk belediyelere düşüyor. Çünkü belediyelerin hayvan barınakları yapıp hayvan barınaklarında hayvanların rehabilitasyon dönemi, işte kısırlaştırmaları, hastalıklarının tedavisi gibi yöntemlerle bu işi ele almaları lazım. Çünkü bunu söylediğiniz zaman ya hayvanları uyutalım deyince insanlarda çok büyük bir tepki oluşuyor. Ama bir de şu gerçek de var. Ülkemizde biliyorsunuz saat uygulaması yüzünden kışın insanlar kör karanlıkta işe veya okula gitmek zorunda kalıyorlar. Sokakta yaşayan hayvanların da şöyle bir refleksi oluyor. Sokakta yaşayan hayvana başkaları sevgi gösterip hayvana yiyecek verdikleri zaman hayvan orayı korumak ihtiyacı hissediyor. Yani burası bana ait, bana bakan insanlar var, ben de onları korumakla mükellefim deyince kendisinin dışındaki insanlara karşı saldırgan olabiliyor hayvanlar. O yüzden de bunu denetim altına alabilmenin bence en temel yolu önce belediyelerin hayvan barınakları kurulması konusunda hükümetle işbirliği yapması lazım. Onun dışında da insanlarda yani çocuklarımızda hayvan sevgisinin başlangıç aşamasından itibaren çocuklara aşılanabilmesi için de belki de ilkokullarda, ortaokullarda da sahipsiz hayvanları okullarda bakılabilir. Harika bir fikir. Yani mesela bir mahallede 10 tane köpek varsa bunu 4 tane 5 tane okula dağıtıp o hayvanları çocuklarla birlikte büyümelerine ya da gelişmelerine bir şekilde... Şimdiye kadar duyduğum en özel çözüm önerisiydi. Evet. Çok özel bir şey bu. Evet, çünkü o zaman okullarda çocuklar da sahip çıkacak hayvanlara. Ve böylece sokakta sahipsiz kedi, sahipsiz köpek olmayacak. Sokaklar daha güvenli hale gelecek diye düşünüyorum. Uyutulma, ben eşittir öldürülme diyorum. Bir şekilde. Tabii. Bu sizce bir soykırım mıdır? Yani soykırım olarak düşünmemek lazım. Çünkü soykırım daha çok insan için yapılmış olanlara kullanılan bir deyim. Yani kötü bir deyim ama itlaf diyorlar. Hani itlaf edildi falan diyorlar. Bence çok sert. Yani hayvanları uyutmaktan ziyade önce hayvanların bu sahipsiz sokaklarda gezmesine engel olmalıyız. Hayvanları sahiplendirme yönü gitmeliyiz. Sahiplendirme olmuyorsa dediğim gibi belediyelerin barınaklar yapıp ilkokullarla, ortaokullarla çocukların da bakıp ilgilenebilecekleri farklı bir kulvar oluşturulabilir diye düşünüyorum. Can Yılmaz sizin için ahretliyim diyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Can Hoca kıymetlimizdir her zaman. Nasıl gidiyor burada olan burada kalır? Yani çok iyi bildiğim kadarıyla artık dalle demeye yakınsınız. Kaçıncı sene oldu? Vallahi bu 5. senemiz. Onun dışında yani kendi YouTube kanalımızda yaptığımız Burada Olan Burada Kalır'ı gösteri olarak da, 2 kişilik gösteri olarak da yurt içinde, yurt dışında birçok yerde oynadık. Oynamaya da devam ediyoruz yine. Abi sende çok güzel anılar var. YouTube'da ben izliyorum, fanatiğinim. Eyvallah. Bize şöyle güzel bir anını anlatsana. Hatırası şu anda anlatamam. Neden? Çünkü biliyorsunuz çocuklara hep derler ya, hadi yavrum bir şarkı söyle diye. Onun için bizde de öyle. Şimdi anlat dediğin için anlatamam. Son soru, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Beşiktaş düzelecek. Çünkü ben Hasan Arat yönetimine güveniyorum. Güzel işler yapmak istiyorlar. Kolay değil. Enkaz haline gelmiş bir takım. Ben her zaman da söylüyorum. Yani benim şahsi fikrim yerli hocadan yanayım ben. Bu sene bir tek sen teknik direktör olmadın herhalde. Kaç tane teknik direktör? Evet, yani neredeyse 5 tane 6 tane teknik direktör oldu. En sonunda herkes anladı ki sorun teknik direktörde değil, oyuncu malzemesiyle alakalıymış.
Yani şimdi ben de profesyonel bir teknik direktör olsam Beşiktaş futbol takımında oynayan bir oyuncuya taç nasıl atılır onu öğretmek zorunda değilim. Adam taç atamıyor. Yani bunu yapamıyor. Senin için en büyük hayal kırıklığı olan oyuncu hangisiydi? Ya şimdi söylemeyeyim. Çok büyük bir çoğunluğu bende hayal kırıklığı. Bir yerden Abu Bakar duydum ama. Yok bende yani çok büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncular var elbette. Ama hayal kırıklığı yaratmayan tek oyuncu benim Necip'tir. Necip, evet. Necip'e insanlar o kadar senedir laf ederler ama Necip ne zaman ne görev verilirse sonuna kadar yapar. Bizim evladımızdır. Umut ediyorum ki şimdi zaten Türkiye Kupası finalinden sonra Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon hocanın kim olacağına karar verecek. Benim şahsi fikrim bütün dünyanın bildiği, önünde böyle saygıyla eğildiği bir hoca olsun ya da Sergen Yalçın gelsin. Evet, Sergen Yalçın konuşuyor. Evet, çünkü Sergen Yalçın imkansızlıklar içerisinde Beşiktaş'a iki kupa kazandırdı 13 oyuncuyla. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın istediği kadroyu baştan kurarsanız tekrar Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda ilerletecektir diye abi, düşünüyorum. Son soru. Bu seneki gibi bir lig daha önce gördün mü? Sen futbolu çok seviyorsun çünkü. Evet, futbolu çok seviyorum. Ben hayatımda hiç bu seneki kadar sadece Süper Lig'de değil alt liglerde de bu kadar çok skandalın, bu kadar çok olayın, bu kadar çok tartışmanın ve kavganın olduğu başka bir sezon bilmiyorum. O yüzden de benim şahsi fikrim Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun, ceza kurullarının bunların hepsinin kökten değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ne olur da Mehmet Büyükekşi istifa eder? Vallahi bence etmesi lazım. Yani çünkü Türkiye'nin nüfusu 85 milyonsa bunun 50 milyonu Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı. Evet. Sen iki tane büyük camiayı karşına aldıysan orada oturmaman lazım artık. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol.